Öncelikle Muharrem ayımızın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Muharrem ayı Yüce Rabbimizin zikrettiği gibi benim ayımdır der. Onun için Muharrem ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Muharrem ayı bereket ayıdır. Muharrem ayı güzellik ayıdır. Bu bir gelenek değil. Aslında o ayın faziletini hep beraber yaşamamız için gerçekleşen günlerimizdir. Muharrem ayı içinde tutulan oruçlar vardır. Peygamber Efendimiz de bunu zikretmiştir. Yani bu tutulan oruçları da Allah kabul etsin diyoruz. Ama şunu da her zaman zikretmek istiyoruz. İslam dininin çok güzel günleri ve bayramları vardır. Yüce Rabbim bunların hepsini tüm yılın içine nakşetmiştir. Bayramlar, kandiller, Kadir geceleri, işte Aşure, Muharrem ayımız ve Aşure. Bunlar niçin? Birlik ve beraberliğin, İslam aleminin birlik ve beraberliğin bekası için sürekli kutlamamız gereken ama ehemmiyetle öncelikle kendimiz bileceğiz bunların kıymetini, daha sonra da bizden sonraki nesillere aktaracağız. Mesela biz bugün Kars Ardahan Iğdır Federasyonu olarak Kızılay'da bir aşure programı yaptık. Aşure ikramında bulunduk. Gençlerimiz aşurenin, çocuklarımız aşurenin ne olduğunu henüz daha tam kavramış değil. Onun için bunları en iyi şekilde aktarmamız lazım. Kızılay'da anne, çocuk el ele dolaşırken biz orada aşure ikram ediyoruz. Dedik ki buyurun aşure şey yapın. Kadın biraz bir an bir durakladı. Yani bir baktı. Sonra çocuk dedi ki anne ne yapıyorlar bunlar dedi. Oğlum dedi aşure dağıtıyorlar. Aşure ne anneciğim dedi. Ve dedi ki lütfen gelin hem çocuğumuza aşure ikram edelim hem sizlere ikram edelim. Tabii hem çocuk hem annesi aşuremizden aldılar ve çocuk o kadar memnun oldu ki bunu da biz orada aktarmış olduk. Burada sizin aracılığınızda her zaman söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Ülkenin birlik ve bekası çok önemli. Ama bizim bu manevi hassasiyetlerimizi de ön plana çıkararak sahip çıkmamız gerekiyor. Yani nasıl yabancılar bir 14 Şubat, bir Christmas, bir Noel bunları hep ön plana çıkarıp daha çok ticari şeyleri düşünüyorlarsa biz burada manevi değerlerimizi düşünüp bu organizasyonlarımızı hep yapmamız gerekiyor. Biz eğer bunlara sahip çıkarsak bizden sonraki nesiller de sahip çıkacak. Biz bunları en iyi şekilde onlara aktarırsak onlar da kendinden sonra gelen nesillere aktaracak. Büyük şehirde her şey bir şeylerin önüne geçiyor. Herkesin bir önceliği oluyor. Geleneklerini unutuyor, manevi değerlerde eksik kalıyor. Bunları aktarmak için de o hengamenin içinde bizim çocuklarımıza, aile fertlerimize, tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza bunları en iyi şekilde aktarmamız lazım. Onun için federasyonlara, derneklere, belediyelere, kurum ve kuruluşlara çok iş düşüyor. Herkes taşın altına elini koyacak. Bakın bir 15 Temmuz yaşandı. Allah bir daha bu ülkeye yaşatmasın. Birlik ve beraberlik ortaya çıktı. Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Karapapağıyla, Azerisiyle, A partisi, B partisi, C partisi demeden herkes ülkesine sahip çıktı. Allah bu milletten razı olsun. Onun için Türkiye büyük bir ülke. Başka bir Türkiye yok. Biz kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Türkiye'nin geleceğini teminat altına almamız lazım. Ülkemizin üstüne ipotek koydurmamamız lazım. Çünkü biz hem içerideki İrlandalılara karşı hem dışarıdaki yedi düvele karşı savaşıyoruz. Geçen bir yurt dışı gezisinde bazı Afrika ülkelerindeki arkadaşlarımızla karşılaştık ve sohbet ettik. Dediler ki ya tek kale olarak Türkiye kaldı. Ümmetin sarılacağı bir Türkiye kaldı. Lütfen dik durun. Biz de hep beraber sizin arkanızdayız dediler. Niye? Çünkü artık Türkiye çok önemli bir noktada. Zor bir coğrafyadayız. Olacak. Bu yine devam edecek. 100 yıl önceki olaylar kopyala yapıştır. Geldi. Hala da devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Onun için bizim hem teknolojik anlamda, hem fenni anlamda, hem tıp alanında çok ciddi atılımlar yapmamız lazım. Teknik, inovasyon, Ar-Ge'ye çok önem vererek ama geçmişimizi unutmadan, geleceğimizi de teminat altına almak zorundayız. Biz büyük bir bakiyenin evlatlarıyız. Bunun da kıymetini bilerek, Türkiye bir bütün. Türkiye'nin gidecek başka bir noktası yok.
Belki birileri gelip bize ensar hassasiyetiyle hareket ediyoruz ve onları alıp Türkiye'de barındırıyoruz. İnanın Türkiye'nin gidecek başka bir noktası yok. Etrafımız denizlerle çevrili, diğer komşularımız zaten hakeza belli. Bizim gidip kiminle, kime gidip sığınacağız, kimden medet umacağız? Onun için diğer ülkeler, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i, diğer ülkelerimiz, Türkiye Cumhuriyetlerimizin hepsinin gözü Türkiye'de. Ben bunu burada size zikretmek istiyorum. Onun için ülkemize sahip çıkacağız, hep beraber olacağız, bir olacağız Allah'ın izniyle. Ben hep şunu da söylüyorum, Peygamber Efendimiz'in o hadisini, birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin diyoruz. Yani biz bize sahip çıkarsak Allah'ın izniyle bu ülkenin önü açık. Onun için lütfen herkes şapkasını önüne koyup ülkesine kendi anlamında ferdi olarak dernekler, federasyonlar, STK'lar, kurum ve kuruluşlar olarak hepimiz taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak ülkemizin ilerlemesi için, her anlamda ilerlemesi için yardımcı olmamız gerekiyor. Biz de Kars Ardahanı'dır Federasyonu ve Gölbaşı Kars Ardahanı'dır Ağrı ve çevre illeri olarak da bugün bir organizasyonumuzu yaptık. Aşuremizi Allah kabul etsin. Allah Muharrem ayımızı mübarek eylesin. Allah hastalara da şifa versin. Dertlilere deva versin. Onun için hep dua ediyoruz. Güzelce de aşuremizi yedik. Sizler de bize katıldınız, güç verdiniz. Ben tekrar size ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize, gölbaşlılara buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'ın izniyle başımızda Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bu ülkenin önü açık, güzel bir noktaya gidecek. Lütfen hep beraber, hep beraber bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.